Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Onluoğlu İşkonu'nda yaşanan süreçle ilgili Özbüro İş Sendikası açıklama yaptı arkadaşlar. Evet, Baki Gülbaba'nın yapmış olduğu açıklamayı aynen sizlere sunuyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önemli bir gelişme olmuştu. Olay gene tekrar mahkemelik olmuştu, hatırlarsınız. Bir önceki videomuz kanalda var, bilginiz olsun, onu izleyebilirsiniz. 39. İş Mahkemesi'nin 10 Mart Perşembe günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili vergi yetki kararı her iki bakanlık tarafından itiraz edilmediği için kesinleşmiştir. Yetki belgesi ve toplu iş sözleşmesinin önü tamamen açılmışken eski sendikanın tamamen sendikalar çıkarları uğruna başlattığı usulsüz ve hukuksuz girişimleri Türk adaletine geri dönecektir diyor sendika arkadaşlar. Ülkemiz bir hukuk devletidir. Adalet buna da gereken cevabı verecektir. Bugün itibariyle neredeyse tamamı sendikamıza üye olan Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçilerinin endişe duyacakları bir durum yoktur. Yetki belgesini alacak ve toplu iş sözleşmesini imzalayacağız diye bir toplu iş sözleşmesi açıklaması yaptılar. Az önce sendika tarafından arkadaşlar. Karşı sendika Toley Sendikası'ndan da bir açıklama gelirse videonun altında mail adresimiz var. Toley Sendikası'nın açıklamasını elbette yayınlarız. Bilginiz olsun, biz tarafsız bir şekilde olan biteni sizlere sunmaya çalışıyoruz. Onluoğlu İş Kolu'nda action bitmiyor diyelim arkadaşlar. Devamlı bir olay, devamlı bir sürümceme. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaşanan süreçle ilgili gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzu incelemenizi öneririm. Dün sabah daha doğrusu yayınlamıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yine olay mahkemelik davalık oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Detayları bir önceki videoda bulabilirsiniz. Videonun altındaki memurlar haber yazan yere tıklayın. Orada son eklenen videolarda o videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar.